Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bu Merhabalar. hafta böyle farklı bir video yapalım. Dedik babam Uygur Orhan'ın atölyesine geldim. Bu hafta hangi sanatsal ürünler ortaya çıktı onlara bakacağız. Birazcık ortaya çıkan yeni ürünler hakkında konuşacağız edeceğiz. Neler var neler yok. Pastel boyalar var bugün. Pastel boyalar üzerine kimi çalışmalar ortaya çıkmış. Biraz bu pastel boyalar hakkında bilgi verebilir misin baba? Burada hangi tekniği kullanıyoruz mesela? Evet, ben örneğin bu diyelim. Yani hangisini göstermek istersin? Evet, hepsi de aynı teknikle yapılmış. Önce açık rengi sürüyoruz. Açık rengi kağıdımızın üzerine sürüyoruz. Sonra koyu renkler, istediğimiz renklerle bunları yavaş yavaş istediğimiz gibi biçimlendiriyoruz. Kimi desenler yapıyorsun, Evet, kimi örneğin. figürler var. Evet, burada mesela şurada bir yağmur yağar gibi bir is veriyorum maket bıçağıyla. Çünkü alttaki rengi açık renk demiştim ya. Bir Evet. bakalım şöyle bir de yakından da bakalım. Böyle çıkınca böyle küçük küçük dokular yaratıyoruz. Büyük çizgiler de çizebiliyoruz. Örneğin şöyle bak, buraya bakabilirsin. Büyük renk de, dokuları da çıkarabiliyoruz. Sonra silebiliyoruz. Üzerine yeni renk daha sevmedikse orayı da silebiliyoruz. Yeni bir renk daha yaratabiliyoruz. Örneğin bak burada kuşlar var. Evet, bak altta oksit sarısı sürmüşüz, üzerine yeşiller sürmüşüz Sarıyla gibi. siyah arasında nasıl bir ilişki var ki böyle Birbirinin ayrıca estetik görünüyor. Böyle estetiğin genel bir kuralı var mı yani? yok, Evrensel. estetiğin evrensel bir kuralı yok bence. Ne Ha bak yaparsan ortaya bunu da çıkar. sarı siyah Evet, yapmışsın mesela. evet. Yani Bir öyle bir sanat kural tanımaz. ama tabii yapıyı bozuyorsun burada bak bu el Tabii. ama aynı zamanda da bildiğimiz bir el değil yani Emekçileri baktığında. simgeleyen bir el ama burada başka bir anlatım biçimi de var. Çatlamış çizgiler, Tabii mesela insanlar bu yürüyor burada. sol taraftaki Evet. baş parmak biraz daha şişmiş. Belki bir çekiş darbesi aldı gibi izlenim uyandırıyor mesela Evet, bu bende. da insanların... Ve sen hala resme müdahalede bulunuyorsun, estetik müdahalelerde bulunuyorsun. Evet. Bitmiyor galiba resim dediğin şey bir Tabii, yandan da evet, baktığında. sanat bitmez. Bak Hep oraya böyle, evet. yeni bir şey buldun, oraya koydun mesela. Evet, yani burası mesela iş kazası, iş cinayetinde parmağını Tabii kaybetmiş de belki onu olabilir. düşünerek yaptın yani. Evet, o aklımda o Ya vardı. hayatın yansıması bir yandan baktığında da o zaman. Evet, bak burada da öyle. Bir parmağı eksik. Burada da Evet. tamamen Güzel kesilmiş. görünüyor bayağı bu arada. Evet, Bak tamamen burada da kesilmiş. kırmızının bir açık tonu ardından etrafta bir beyaz Evet. bir şey estetik Az oluşturmuş renk, yani. yani az renk çok estetik Yine bir bir. koyusu bir açı sonra beyaz. Bir şey ifade Evet. etmiş. Bakın değerli arkadaşlar. Biraz Bunlar tabii önce yazılı kanunlar değil ama pratikte ortaya çıkan şeyler yani. evet. Bunlardan öğreneceklerimiz var. Bak bu kuşun burasına böyle bir Evet. çizgi yapmak istedim, içimden geçti. Ya Doğada tabii böyle bir şey ama yok. Doğada böyle bir benzeri yok. ama o kuşa bakmışsın sen uzun süre ki şey Tabii. yapabiliyorsun. Yani Yani. ondan sonra deforme edebiliyorum. Kafanda yer Önce etmiş yani. anatomiyi biliyorum, sonra deforme edebiliyorum. Burada da örneğin iki tane yüz var. İki tane yüz buraya da çizgileri böyle ekleyebiliyoruz. Karşıt çizgiler. Bu çizgiler böyle geliyor. Böyle bu taraftan gelince diğer çizgiler de buradan onun karşıt yönünde. Burada da diyalektiği de yapmaya çalışıyorum. Diyalektik, diagonal çizgilerin uyumu, diyalektik çizgiler. Bunlar hepsi böyle bir felsefenin ürünü. Bak burada bir başka bir yine bir az önceki kuşun devamında başka içinde başka kuşlar yine görebiliyoruz Evet. burada. Bir büyük kuş, bir küçük kuş. Evet. Yine resmin tam orta yerinde bir şey var Evet. yani burada. Evet. Şöyle yakınlaştıralım. Güzel de görünüyor bak baba böyle. Evet. Kameramız iyi. Desenler görünebiliyor. Evet. Bıçakla üstünden kazıyorsun. Alttaki kağıdın beyazı çıkıyor değil mi? Evet. Soruyorlar bu resmi anlat. Bir ressam resmini anlatmaz. Yani sen nasıl yorumlarsan, ne türlü yorumlarsan, ne kadar çok yoruma açıksa o resim çok Ama yine yani de burada farklı. bir teorisini
o pratikten doğan o teoriyi şey yapabilmek adına, ifade edebilmek adına bir video çekelim dedik yani. Evet. Burada da işte tabii daha canlı renkler görülüyor. Biraz daha evet. İddialı canlı renkler var. İddialı canlı renkler. Böyle bir rahatlık, serbestlik, özgürlük var. Böyle sanki çocukça çizilmiş gibi böyle böyle rast hızlı hızlı çizilmiş figürler var. Birbirine yanaşan iki yüz var. Evet, teşekkür ederiz. Al sana horoz. Ben de senden önemsedim. Picasso horoz yapmıştı, çiziyordum. Ben de yapayım dedim ya. Evet, bak, çok aynı, güzel. Aynı horoz. Burada daha başka birkaç tane horoz daha var ya. Nerede o horozlar ya? Neyse, gelince gösteririz. Evet. Oo, bu da çok güzel. Bir arkadaş her birini ki, ayrıca uzun uzun konuşmak gerekir bunlar. Evet. Bu, bir bakalım. Gerçekten. Tabii rengini sevenler olur, filer olur. Yeni denemeler olmuş sarıyla. Moru denemişiz burada. Yine kırmızı bir geçişkenlik var şeyde. Evet. Esenlerin etrafında. 200 böyle bir dalga gibi gelmişler. Evet. Resmin ortasına. Güzeller. Yine horoz çıktı. Burada bir başka bir horozdu. Güzel işte. Stilize mi? Stilizasyon mu diyoruz buna? Yani edilmiş çizgiler var. Stilizasyon edilmiş çizgiler. Rahatlıkla şöyle kazınabiliyor. O horozun verdiği o şiddet, o çığırdan. Tabii evet. Ya, horoz bir şey horoz ifade ediyor ya abi. Tehlikeli bir tip. onu yansıtıyor belki biraz. Picasso da aynen, o renklerle işte. Renklerle ifade edebiliyoruz onu. Boğayı çizmiş ama duyguyu. Picasso evet, boğayı çizmiş ama o boğanın dehşetini burada de. Burada ne var? Daha sade bir dakika, böyle evet. Hemen geçmeyelim. Kesinlikle. Yine daha sade. Burada bak, bir kadının kucağından yuvarlanmış bir çocuğa benziyor. Aşağı doğru. Bilmiyorum artık. Ben böyle gördüm. Evet. Mesela şu çizginin, yani şu çizginin buradaki kalınlığı bile ayrı bir estetik ifade ediyor. Öyle. Yani onun boyutu bile önemli. Yani bu çizgi daha az kalın olsa, yani ince olsa belki sırıtacak. Biraz bu dengeyi yakalamaya çalışmak önemli yani, değil mi? Evet. Hiçbir şey tamamlanmıyor zaten. Hep arayış içindesin. Hep bir yeni bir şey arıyorsun yani. Yoksa sanat o zaman bitmiş sayılır. Yaptım, bitti, oldu diye. Evet, bir de bu var. Bak, bu da farklı bir tarz. Ortada bir anda bir iddialı bir renk. Güzel sence, olmuş bayağı. Sence ben de sana soru sorayım. Bu resimleri bir anda mı yaptın? Yoksa bunları farklı farklı zaman süreçlerinde mi yapmışım? Yani farklı tarz farklı daha, olduğu belli. Daha. Bence yine çünkü çizgiler farklılaşmış. Evet. Yani aynı gün içinde muhtemelen benzer çizgileri attığın bir üretim gerçekleştirdin. Evet, bu ikisini aynı zamanda yapmış olabilirim. Ama şu yeşilleri, o dekorasyonu, o illüstrasyonu başka zamanlarda yapmış olabilirim. Yani o da bizim fotokopi makinesi olmadığımızın bir şeyi, ilanı. Ama şu resimde birazcık bekleyelim ya. Bu resim, ben bayağı hoşlandım bu resimden. Çok güzel renk. Yani bu mavi, ortasında siyah, yan tarafta kırmızı ve çevredeki o açık, yani turuncu mu desem, krem rengi mi desem. Evet. Bence çok güzel ifadeler var burada bence. Renkler bir yerde yüzüyormuş gibi. İster böyle bak, ister böyle bak. İster hangisi hoşuna giderse, ister böyle ters bak. Ters olmaz bence, ters de olmaz. Olmaz. Ama bu haliyle zaten bayağı bir şey ifade ediyor. Bunların boyutları da küçük. Daha güzel yani. Güzel yani. Evet, yeri kaplamıyor. Evet, geniş atölye. Yine bak, yine siyahla sarının o birlikteliği. Kılgamış. Bence bayağı güzel. Kılgamış mı aklına geldi? Evet. Kılgamış'ın o Kılgamış destanının illüstrasyonlarına benziyor. Evet. Böyle bir elini benziyor. Tutmuş şöyle. Öyle nokta bir nokta şeyleri var. Kafama o içine yerleşmiş o imge. Ondan sonra o ortaya çıkıyor. Bak, bu da ilk yaptıklarından. Ben ilk yaptığım, daha imza atmadım. Daha tarih de atmadım. Bak, o şeyin sarı çoğunluğun ortasında bir siyahlık ve orada
ön plana çıkan, kağıdın beyazıyla ön plana çıkmış desenler, yürüyor. İnsan figürleri. Evet, emekçiler yürüyor, bir yere doğru gidiyorlar. Evet, estetik. Bir dağın tepesine çıkıyorlar, karınca gibi. Kırk ayaklı karınca, şiirini hatırladım. Evet, bu da başka bir tarz. Kocaman büyük bir mor leke. Mor leke biraz yüz, yani parçalı. Yüzümsü bir figür. Yüzümsü bir figür var. Evet. Dış çizgileri, sınırları itibariyle. Yine biraz daha yakınlaşırsak şurada güzel bir göz deseni. Yine soyutlanmış ama aynı zamanda da gerçeğe bir miktar paralellikle yakın. Ama soyutlanmış güzel, evet, bir göz figürü var. Sen de değişik kelimeler kullanıyorsun ha, yüzümsü. Anlatmaya çalış işte, kavramlar evet, işimize yarıyor kafamızdakini anlatmaya. Ama bak ben yine burada şeyi de beğendim yani, morla. Evet. Mavi, mavi, açık mavi, ortada bir kırmızılık. Yüzümsü dedim. Evet, güzel. Sarı ve koyu yeşil, yine evet, siyaha doğru giden bir şey var. Burada aşama var. Figürler var, bir şeyler var, kuşlar var. Kırmızılıklar yani, dağılıyor. Evet. Bak burası kahve falı gibi böyle şey dağılmış. Bulutlar. Bulutumsu evet, bir beyazlık. Bak şurada bir adam mı var ya? Şurada. Evet, şurada evet. Bir... Aa, çok bilinç, önemli. Bak buraya sıkışmış ama. Bilinçli yapılmış bir şey. Onu tabii söyleyeyim. Tabii tabii, bilinçli. Şurada da ama bir, şurada da ayrıca bir güvercinin kafası. Tabii evet, şeyde, evet, öyle kanatları bir... buradan devam ediyor sanki, bilmiyorum. Sonra ama işte... bir bütün oluşturuyor hepsi ve o bütünün estetik olup olmadığı bizi alakadar evet, ediyor bir yerden sonra. Bak yine burada da doğaçlama şeyler bunlar. Genelde. Bak açık yeşil maviyle karışık, sanki bir yeşil var ortada. Turkuaz mavisi. Yine o siyahla şey kontrast yaratıp bir estetik oluşturmuş sanki. Değil mi? Bana öyle geldi, bilmiyorum. Evet. Pembesi var. Hep arıyorum işte böyle. Çok güzel. Güzel baba, bayağı iyi baba. Başka bir tarz. Dediler ki burayı niye beyaz yapmamışsın? Bu tabii böyle bir şey. Beyazın da bir, boşluğun da bir değeri var bence. Her yeri tamamen... Tabii tabii, boşluğun da bir anlamı heykelde, var. Heykel gibi, heykelde de boşluğun bir değeri var. Bence bu çok sade ve güzel bir şey olmuş bu arada. Evet. Estetik, öz, yılların birikimi, deneyiminden süzülen işte birkaç damla estetik. Burada ayrıca... küçük ayrıntılar da yerleştirmişim. Evet. Örneğin şurada da bir ayrıntı var. Şurada da bir ayrıntı var. Yani bu ayrıntılar öyle rastgele... Rastgele değil. Rastgelelik yok. Zorunlu bir bilinçle... İyi kötü düşünülmüş bir şey var. Geçmişi var. Bugünü var. Çağrışım yaratmışız yani. Evet baba, evet, buraya bir şey... Aa, çok zamanımız var mı bunların hepsini gösterecek? Bir kısmını da sonra, bu son olsun bu haftalık. Diğerlerini evet, de diğer üretimlerini de daha sonra gösterelim. Bu, evet, bu nedir? Bu da böyle bir çalışma. Bu da yine arka planı evet, kullanmışız, burada, beyazı. Tabii buraya bir şey ekleyeceğiz şimdi. Şu an ekliyorum istersen. Göstereyim mi nasıl yaptığımızı. Evet. Maket bıçağını. Evet, geliyoruz. Al işte. Bak. Buraya bir ağzını... Açılmış. Buyurun. Bu kadar. Figür. Bu kadar işte. Buyurun. Yaklaştıralım. Evet. Çok güzel görünüyor. Yani biraz daha geriye gidelim. Bütünü tekrar bir görelim bu resimde. Bu resim son resmimiz olsun. Diğerlerini de daha sonra ki haftaya evet, bırakalım. Bence şeyde renkler çok uyumlu ya. Birbirini takip ediyor. Kontrast da var. Evet. Bir anda geçmemiş. Parça parça geçmiş. Geçmiş birbirine. Geçmiş. Bak ama bak ben bunların üzerinde yaklaşmış, bazen tekrar tekrar durmak istiyorum. Şimdi burası şu hattı belirtmek için buraya siyah bir darbede bulunulmuş. Koyu bir darbede bulunulmuş. Evet. Bunun bir anlamı var. Bunun devamı aha buradaki ya şey. Hiçbir şey yalnız değil demek istedik. Bak bir burada varsa bir de aha burada var. Burada da var. Onun aynen, bir tek şey burada var. O bir bütün oluşturuyor. Sen fark etmiyorsun ama evet, değil mi? O bunlar böyle bir bütün oluşturuyor yani. Tek bir bütünü tamamlıyorlar. Şunu, evet, tamamlıyor. Evet. Sonra bak, sarıların gidişi. Koyu çok olan güzel, sarıların. Açık sarıların. Bunların bununla ilişkisi. Karşıtlığı. Evet. Ve birlikteliği. Hem karşıtlığı hem de birlikteliği.
Çok güzel. Bu öyle bir şey. Çok güzel. Evet, bunları gördük. Evet. Daha sonraki bir süreçte yine başka biz artık şey yapalım dedik değerli arkadaşlar. Biraz daha böyle canlı performansdan ziyade üretelim, ürettiklerimizi anlatalım, gösterelim istedik. Böyle daha verimli olacağımızı da düşündük. Eğer belirli bir resmin üzerinde daha fazla durmamızı istiyorsanız onları da yorumlara yazarsınız. Biraz daha üzerine durup anlatmaya çalışırız. Biraz hızlı geçtik. Bak çok böyle 15 dakikada 15-20 tane sanat çalışması geçtik. Tabii şurada tekrar bir ayrıntı gösterelim. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Baba senin son bir sözün var mı? Teşekkürler. Herkes üretsin. Yani resim, evet. Resimle uğraşmak isteyenler, heykelle uğraşmak isteyenler, kelimelerle uğraşmak isteyenler. Sürekli sonsuz bir süreç bu. Yani şey yok, sınırı yok. Tamamdır. Evet değerli arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyelim o zaman. Bir sonraki videoda resimlerin devamını anlatacağız. Şu resimle bu videoyu kapatalım değerli arkadaşlar.